Bugün Sakarya Haberdar ve Haberdibim'de olarak sokağa çıktık. İnsanlara Maliye Bakanımızın söylemiş olduğu enflasyon karşısında halkımızı ezdirmedik söylemini halkımıza sorduk ve cevaplarını dinledik. Fıtı 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 fıtı. Devlet şu anda haklı her zaman ne derse. Devletin arkasındayız, sıkıntı yok yani. Sen enflasyon karşısında ezilmediğini düşünüyorsun. Evet, doğru. Güzel. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Sıkıntı yok. 10 bin lira annem alıyor. 10 bin lira ben alıyorum. Allah'a şükürler olsun. Ne şükürler? Allah devlet başımızdan eksik etmesin. Yani şu 3 ayda 30 bin lira trafik cezası ödedim. Şu Adapazarı'da, Sakarya'da, Bilecikliyim. Allah yani daha çok yazdırmaya nasip eylesin inşallah. Arabayı da bugün bağladılar. 30 plakalar acım. Durduk yere bağlıyorlar. Sıkıntı yok yani. Neden devlet, bağladılar? Devlete sıkıntı yok. Gözüne çarpmış arabam. Devlete. Canımız yani? Feda, yapacak bir şey yok yani. Trafikte ile bir kuralsızlık mı işte? Yok, sıkıntı yok. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Gözüne batmış araba. Gözüne battı diye aldı ve aynen. 30 bin lira ceza kesti. Aynen, toplam bu sene içinde. Alkollü yakalamadın. Yok, ben alkol içmiyorum. Sigara bile kullanmıyorum. Nedeni neymiş? Evrak burada. Egzoz var dedi, egzozum yok dedim. Bağladı. Onlar araştırmasını yapıp da bağlıyorlar. Karşı çıkabilirsin. Tamam, çıkacağım zaten ceza ödedikten anladım. Sonra. Anladım. Ne işle meşgulsün? Kendi işimi yapıyorum. Alsat. İşiniz ne? Aynen. Alsat. Çiftçilik. Çiftçilik. Biber var, domates var, her şey var. Ben ezilmedim abi. Türkiye her zaman yanındayım yani. Sıkıntı yok. Ayaktayız. Şu insanlara bakar mısın? Herkes bir alışveriş derdinde. Bak, herkesin cebinde, kulağında telefon. Millette para yok. Öyle bir devir yok abi. Herkeste para var. Herkeste para var. Sen kafanı yorma. Yani param yok diyen insanların %85'inde değil 90'ında para var yani. Ben bunu tahmin edebiliyorum ki gözümle de görebiliyorum yani. İnsanların alışverişini, girişini, çıkışını yani dikkat etmiyorum ama dikkatimi çarpıyor. Sıkıntı yok yani. Fakirim diyen yalan söylüyor abi Türkiye'de. Herkes zengin. Öyle mi? Ben bu şekilde düşünüyorum. Herkesin görüş açısı. Biri yok yani. Öyle mi düşünüyorsun? Evet, öyle düşünüyorum. Ezilmeyen biri yok. Nasıl geçimini sağlıyorsun? Vallahi daha çok çalışacağız. Yetmiyor hiçbir şekilde. Sen ne işle meşgulsün abi? Ben emekliyim, çalışıyorum. Hem emeklisin hem de çalışıyorsun. Evet. Nasıl geçindirebiliyor musun ailenle? Geçindirirsek zaten çalışmayacağız. Geçindiremediğimiz için çalışıyoruz. Nebati Bey'in bu açıklaması karşısında ne düşünüyorsun? Onlar ayrı bir dünyada yaşıyorlar, öyle söyleyeyim. Ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Abi. Kendisi Türkiye'nin Hazine Bakanı. Evet, ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Bizim gibi düşünmüyorlar yani onlar. Düşünseler bizim halimizden anlarlar. Halkı görmediğimi düşünüyorsun? Ya halkı görmek istemiyorlar diyorum. Görmek istemiyorlar, bilerek yapıyorlar, kasıt yapıyorlar diyorsun. Öyle mi? Öyle. Vallahi herkese yardımcı olsun Allah'ımız. Ne diyeyim yani, bir şekilde ayakta duruyoruz ama zor. Zor. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Vallahi bu pazar seçim olsa bunlara vermem de. Tamam mı? Vermem de. Ondan sonrası tabii daha ne açıklanacak ona bağlar. Daha belli değil, kararsızım diyorsun. Kararsızım demiyorum. Daha ne açıklanacak? Daha bir aday yok ortada, bir şey yok. Bir kişinin üstüne şimdi konuşamıyorum yani. Anladım. Anladınız mı? O zaman muhalefeti destekliyorsun. Muhalefeti destekliyorsun derken de şimdi muhalefetin de benim yani görüşüme uygun bir aday çıkartması lazım. Ne yapacağız abi? Hepsine vermem. Onlar düşünsünler. Görevi olan düşünsün. Hayır, halk olarak sen ne düşünüyorsun? Ya bak, halk olarak ben beni temsil edecek. Evet. Beni anlayacak. Evet. Bana bu benim gibi düşünecek öyle bir şahsın olması lazım. Gelir mi? Vallahi gelsin isterim ama başkaları istemiyor herhalde gelsin diye. Hep bir noktaya yoğunlaşıyorlar. Enflasyon karşısında halkımızı ezdirmedik. Halkımız bizim yanımızda dedi. Siz evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru mu? Vallahi ortada bir yerde bu mevzu. Tabii iyi yaptıkları şeyler de var. Çalışan işçiye de tabii ki olumsuz etkileyen etkenler de vardır. Var yani. Bu ortalığı yani. Evet. Yani siz, tartışılır, uzun mevzu. Ekonomi karşısında, enflasyon karşısında ezildiniz mi? Ben ezilmedim. Ezilmediniz. Ne istemiş misiniz? Özel fabrikada çalışıyorum ben. Fabrikada çalışansınız. Evet. Asgari ücret mi yoksa? Yok. Belli bir fiyat. Belli bir fiyat. Asgari ücretin üstünde.
Anladım. Yani çalışan için gerçekten çalışan birisi varsa, hani daimi ilerisini düşündüğü için eğer çalışıyorsa, yani bence bir sıkıntı yok. Ben 30 yıldır çalışıyorum. Yani bir olumsuz etki yaşadık mı? Yaşamadık. Gayet rahatız. İstediğimiz harcamayı yapıyoruz. Evet. Yatırımımızı yapıyoruz bir taraftan. Evet. İşte tarlaydı, oydu, buydu. Sıfır araba aldık. O evet. kadar kötüydü ki ekonomi. Yani evet. biz çok sıkıntı çektik yani. Bugünlerden bugünlere. Yani bırakın araba almayı biz. Araba almayı çocuğumuza bez alamıyor. Bırakın bizim şimdi arabamız da var, yerimiz de var, evimiz de var. Evet, devletin hatalı olduğu yerler var. Ya hep vatandaş olarak da var. Vatandaş sadece olarak bizde mi hata? Hayır, sadece devletten hata. Biz bunu toplum olarak gerçekten helalinden yemek istiyorsak, ben helalinden çalışıp da yiyorsam, karşı taraf da benim görecek o tavrımı, o da aynı şekilde helalinden yemeye çalışacak ki ortam düzelsin. Ama düşünce yok. Sömürme var. Ben seni daha çok çalıştırayım, az para vereyim. Seni sömüreyim. Ama sen buna diğerlere izin veriyorsun, sen de vereceksin diyor. Ben vermediğim için. Ocak ayında, Aralık ayında hatta diğer ay asgari ücreti belirlenecek. Evet. Biliyorsunuz ki bayağı bir üstüne çıkılacak 5,5 bin liranın. 5500'lerin üstüne. 7 ila 10 lira arasında bir... Evet. Çalışmadığımız için şu anda yani işim... O zaman öyle olursa ne olacak? Esnaflar bu durumu karşılayabilecek mi? İşçi alabilecek mi? Biz esnaf değiliz. Esnaflar şöyle bir şey. Sattığı ürüne zam yapacak. Yapmak zorunda. O tabii ki gene bize yansıyor. Zam yaparsa gene enflasyon gene yükselecek. Enflasyon yükselecek. Yani şimdi şöyle... Ne olacak? O da yani karışık bir mevzu. Bir zam verse... Onu da söylemeyelim. Adam sattığı ürüne zam yapacak ki elemanla işte 5,5 lira veriyorken 7 lira vermesi için zam yapacak. Bu sefer ben de bir ürün alırken zamlı alacağım. Bu sefer 7 aldığını gene geri vereceğim. Gene geri vereceğim. Aynı hesap. Hiç zam gelmese daha iyi. Evet. Asgari ücrete desin kardeşim 5,5 lira ama şunları indireceğiniz veya zam yapmayacaksınız. Herhalde serbest piyasadan dolayı mı böyle? Yani herkes kafasına göre bu neyden zam yapıyor. Bu neyden böyle olur? Özel zamanından beri ne dedi? Benim devletim, memurum işimi bilir dedi. Sen hatırlamazsın belki de. Biz çok iyi hatırlıyorsun. Bu sefer ne oldu? Her şey rüşvete döndü. Mesela belediyeye gidiyorsun. Rüşvet para vermeden bir şey yaptıramıyorsun. Kardeşine veya kendin işe gireceksin. O zaman benden ne istediler? 5 tane bilezik istediler. O zaman takmanete gireyim diye girdim, kazandım. Liyakatsiz bir ortam var diyorsun. He. O zaman ama bu 99 öncesi. 99 öncesi. Şu anda düzeldi mi? Şu an gene aynı bence. Gene aynı. Değişen bir şey yok. Öyle düşünüyorum. Yani şöyle, ben de yaşadığımdan beri, doğduğumdan beri hep aynı görüyorum. Değişen bir şey yok. Nasıl değişir dersen onu da bilmiyorum. Yani bilen biri varsa açıklamasını yapsın. Ha bu gitsin, diğeri gelsin dersen inanın daha beter olur. Bence benim düşüncem. Öyle mi düşünüyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Bu pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz? AK Parti'ye. AK Parti'ye veririm. Ben Tayyip'e veririm. Bak AK Parti'ye vermem. Tayyip'e veririm. Ben Tayyip'e veririm. AK Parti'ye vermem. Tabii içinde eğrilmiş insanlar var. Her yerde var ama. CHP'de de vardır belki muhakkak. MHP'nin içinde var, CHP'nin var, AK Parti'nin içinde olan insanlar var. Yani devletine, milletine gerçek hani hizmet edecek insanlar vardır. Ama kendilerini çıkarmayalım. Hep kötü şeylerle anıldığı için ne olur bir insan ne kadar kötü anılırsa sabıkası da o kadar fazla oluyor. İnsanlara güveni de farklı bakıyorsun ister istemez. Öyle değil mi? Biz ne demek, Allah yardım etsin hepimize. Allah herkesin ülkemize, devletimize zeval vermesin. Evet. En önemlisi. Bakacağız, göreceğiz seçimlerde artık ne gelir ne gelmez. Biz için insanlar için, kendimiz için bir şey de kendimizin zaten durumu iyi. Bir problemimiz yok. Hani 15 sene hiç çalışmasam geçiniriz. Hani elimdekini kullanırım yani, değerlendiririm. Ama tabii ki diğer arkadaşlar için, vatandaşlar için zor bir durum. Tabii, onu da nasıl düzelir, nasıl düzelmez hiç bilmiyorum. Herkes yani sizin bir fikriniz varsa yönlendirin. Düşünelim, tartalım, konuşalım yani. Şey gençlere düşüyor. Güzel, evet. Akıllı olsunlar. Vatanlarını gerçekten sevsinler, çalışsınlar. Helali haramı bilsinler. Kendini ne istiyorsa karşısından onu isterlerse inanın düzelir bence. Değil mi? Önce insanlar kendini düzelt çıkar. Tamam. Önce biz kendimizi düzelteceğiz. Yemeyeceğiz, çalmayacağız, çırpmayacağız ki. Yani ülke düzelsin. Biz böyle buradan bir yerden çaldan torpille onu yaptırdık. Bilmem neyi yaptırırsa. Yani geleceğimiz, çocuklarımızın da geleceği de pek iç açıcı değil. We'll be right back.
biz halkımızı enflasyonun karşısında ezdirmedik dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru mu? Enflasyon her ay artıyor. 3,5 en son galiba geçen ay. Artışı 3,5 seyrinde gerçekleşti. Ocak'ta göreceğiz inşallah. Ezilmeyeceğiz. Şu anda nasıl buluyorsunuz ekonomiyi? Şu anda zor. Bayağı bir zor gidiyor. Ama ümidimizi yitirmedik. Ocak'ta bakalım düzelecek diye umut ediyoruz. Bir bildiği vardır elbet. Veriler danışmanlarından gelen Türkiye'nin verileri herhalde onu o açıklamaya yöneltti. Vardır bir bildiği. Halk kendisinin yanında ve enflasyonda ezilmediğini söylüyor diyorsunuz. Doğru o zaman. Yani doğru olduğunu bilemiyorum. Elimde bir veri yok ama gidişat zor tabii. Her ay çünkü belli bir oranda artıyor. Evet. Ve şu anda yıllık bazda 85, evet. %85 galiba. Evet. %85 bir enflasyonda da ezilmemek mümkün değil. Ama yani ileriye dönük politikalar bu %85'i düşürecekse tamam destek olalım. Ama yok günü kurtarma adına yapılan açıklamalarsa maalesef hepimiz için hiç de iç açıcı değil diye düşünüyorum. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Düzelir mi bu olaylar? Ekonomi düzelir mi? Yani ümit ediyorum düzelir. Ama zor görünüyor. Çok zor. Yani düzeleceğine inanmak istiyorum açıkçası. Ne yapmalı halk? Halk iyi düşünmeli. Yani sadece değiştirmek çare olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Ama şunu da düşünmeli. Yani neden bu hale geldik? Bolluk varken acaba çok mu açıldık? Kıymetini bilemedik mi? Tasarruf yapamadık mı? Bir tarafta çok mesela şeyler vardı bir zamanlar. Serpme kahvaltı muhabbeti. Evet. Bayağı bir ısraf oluyordu. O zaman varken bol bol harcıyorduk. Şimdi düşünüyoruz gitsek mi gitmesek mi gibi. Tek bir örnek verirsek. İşte biraz tutumlu olmayı öğrenmemiz lazım. Ona göre de harcamak lazım. Varken kıymetini bilmek lazım açıkçası. Çünkü ne yarın ne ile karşılaşacağımız belli değil. Yani dört tarafımız sarılmış durumda. Onu da düşünmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Varken kıymetini bilmek en doğrusu sanırım. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Yine AK Parti'ye veririm diye düşünüyorum. AK Parti'ye veririm. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ekonomiden memnun musunuz? Hayır. 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 Ne düşünüyorsun? Abi düşünecek abi, ne düşünüyorsun? Abi ekmek 5 lira yani ekonomiden iyi misiniz diyorsun yani şimdi. Olmaz bu. Ekonomi. Ekonomi abi. Ekonomi çok kötü. Gitsem. Abi durun, konuşalım. Kim sever ki? Nebati Bey biliyor musunuz? Yok. Hazine Bakanımız. Biliyorum. Enflasyon karşısında halkımızı ezdirmedik dedi. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Doğru mu? Yanlış bence. Yanlış abi. Valla yani? Ekonomi kötü. Ben öğrenciyim, hala geçinemiyoruz biz. Biz de geçinemiyoruz abi, biliyor musun? Doğru olduğunu düşünmüyorsun. Yok, düşünmüyorum. Yalan söylüyor diyorsun. Evet, yalan söylüyorum. Sahip çıksa zaten ekonomi bu kadar yüksek olmaz abi yani. Bize de bir katkısı bulunur. Öyle yani 5 lira ekmek yapmayla ekonomi koruduk falan olmaz yani. Evet, şu anda Sakarya'da 5 lira. Yani, Sakarya'da 5 lira değil şu an, 4 lira. 5 lira çıkacak oldu abi. Ne zaman çıkacak 5 lira? Kaynarca'da başladı, 5 lira şu anda Kaynarca'da. Şu anda ablam İstanbul'da yaşıyor, 5 lira ekmek alıyor. Bir koruma değil ki, bu bildiğin ızdırap çektim abi. Ben burada şu an staj görüyorum abi, 1000 lirayla maaşı geçinemiyorum. Bunları zor aldım ben. Öyle mi? Öyle abi. Bir de sahip çıktık diye. Ailen şey, sana nasıl destek verebiliyor mu? Veriyor abi, hamdolsun da o kadar elinden geldiğince yani. Ailen askeri maaşla mı çalışıyor? Evet abi. Nasıl geçiniminiz nasıl, güzel mi? Ya orta abi, orta diyeyim sana ama. Öyle abi. Ekonomi hiç iyi değil. Abi, düştük abi. Eskiden 200 lirayla bir aylık alışveriş yaparlardı. Şimdi 1000 lirayla bir aylık alışveriş bile yapamıyoruz yani. Çok pahalı oldu her şey. Öyle mi? Evet. Şahsen abi, ben alışveriş yapmıyorum. Bunların hepsini akrabalardan alıyorum hiç. Öyle mi? Yapacak benim para da yok abi. Şu abi şu eşofmanı ver ama bu da bana arkadaşım verdi. Şu ben istedim bana kendi verdi. Akrabalarımın eskilerini giyiyorum. Doğru. Güzel olur, gözükebilir ama yine eskiler yani. Kemeri de sıkıntı değil ama ben giyerim. Sıkıntı değil. Ama yine de ekonomi çok kötü yani. Aynen. Alacak para yok yani. Para kazanamıyoruz. Alın bisküvi yiyin gençler. Olsun ya. Sağ olun, sağ olun. Ben şimdi bir şey soracağım, bu bisküvi fiyatı ne kadar? 4 lira. Yani eskiden kaç liraydı? Abi ben sana şunu söyleyeyim, asgari ücret 750 lirayken, tamam mı? Dacia Duster, bak bu Jeep'le kaç liraydı biliyor musun? 20.000 liraydı. 20.000 liraydı. Başlangıç paketleri. Şu an asgari ücret ne kadar? 5.500 lira.
Ama şu an o Dacia Duster'ı ne kadar? 450 bin. Aa, bak, 450 sen bir oran orantı yapmaya başlarsan, oran orantı yapmaya kalkarsan alım gücün yok. Öyle abi. 90'ların yani ben sabah işe giderken kanki, bak bir ekmeğe 5 TL para veriyorum ama sabah karnımı doyurmak için aldığım poğaça 6 lira. Ben poğaçayla karnımı doyuracağım ama kuru ekmek yiyeyim o zaman. Yani poğaça ve ekmek yani nasıl bu bir orantı olabiliyor ki sence? Durumu senden daha kötü olan insanlar da var. Allah'a şükür yani var. Evet. Ama bak, ben durumdan kötü var. Ama benim durumum da çok iyi değil yani. Bunu... Evet, durumu senden kötü olan insanlar var. Biliyorsundur Afrika'ya orada aç yatan insanlar var. Hani açıkta kalan insanlar. Afrika'nın işi değil. Ülkemin ekonomisini koyacak. Eğer Afrika ile kıyaslamaya kalkacaksak ben o zaman Amerika ile kıyaslayayım. Amerika iPhone var, bende yok. Ben bunu yapmıyorsam sen de yoksa sen de çalışacaksın. Sen de yoksa sen de üreteceksin. Nasıl? Tamam üretelim işte, niye üretmiyoruz? Sen de üreteceksin. 5 tane bir tane markamız var. Tercih ediyor musun? Parçalar nereden geliyor? Hop tercih ediyor musun? Markayı tercih ediyor musun? Tercih İyi olsa tercih ederiz. İyi olmasından değil abi, sen öncelik kendini şey yapacaksın. Ya bir şey diyeceğim, şimdi teknoloji yükseldi. İnsanlar 4K, 5K, 8K'ya çıktı. Olabilir. Biz hala tüplü televizyon mu? Olabilir. Neden? Ne demek? Kaç yaşındasın sen? Ben 19 yaşındayım abi. 19. Az çok araştırmış bir insana benziyorsun değil mi? Evet. Hani az çok neyin ne olduğunu biliyorsun. 90'lar zamanında, 80'ler zamanında bütün devlet fabrikalara özelleştirilmeye başladı. Evet. Devlet fabrikalarındaki çalışanların hepsi çıktı slogan atmaya başladı. Senin abin olur, baban olur. Zamanında o fabrikada çalışmış insanlar. Evet. Yani konunun bak en dibine iniyorum. Ana maddesine iniyorum. Ana köküne iniyorum. Sorunların ana köküne inmek lazım. Senin cebinde kaç lira var? Senin telefonun ne? Bunlara takılmayalım şimdi. Tamam mı? Bu saçma sapan soruları sormaya geçelim. Bir. İkincisi, Atatürk'ün o kadar baştan başlattığı bütün fabrikalar özelleştirilmeye başladı. En kötü burada Sakarya'daki tank palet fabrikası. %60 hissesi Katarlar'da şu an. %40 hissesi bizde. Biz ne diye övünüyoruz? %40'ı bizde diye övünüyoruz. Lan bizim kendi devlet fabrikamızın %40'ı niye bizde diye övünüyoruz ki? Sattı adam. Biz bundan sattı niye? Sattı adam. Sattı oğlum bak. Sattı da adam sattı yani. Devletin hangi ne suçu var bunda? Sattı? Hangi adam sattı? Hangi bunu? Adam sattı? Vallahi ben bilmiyorum abi ben. Bu ülkenin yönetimi kimin elinde? Bana bunu söyle. Devletin elinde abi. Devletini devlet satıyor. Çünkü borçları var, anladın mı? Bak Cem Uzan'a sadece. Neden borçları var? Bak sadece bir kişiye Cem Uzan'a. Cem Uzan'ı tanıyor musun? Tanımıyorum. Cem Uzan eski Gençlik Parti'nin lideri. Şu an adam Fransa'da. Adamın Eyfel Kuleli evi var, manzaralı var. Adamı yıkamadık. Adamın barajı kapatıldı. Turkcell falan filan. Bu adamın elindeydi her şey, anladın mı? Sadece bir adama 80 milyon dolar borcumuz var. Sadece bir adama. Neden var abi? Neden? Adamı çünkü sahip olamadık ki. Adama sahip çıkamadık ki. Adam işini yapmaya çalıştı. Adam özünü sözü olmaya başladı. Adamı kovdular. Adamı hükümetten indirmeye çalıştılar. Bu ülkede kardeşim işini yapan adamı indiriyorlar. Anladın mı? Ülkesini en çok seven adama. Adamlar 23 Nisan günü bir araçlarla geldiler. Konvoy halinde. Milyon dolarlık araçlar onlar. Senin baban şu an hangi araca biniyor? Benim babamın Passat'ı var abi. Passat'ı olabilir ama sen geçmedin köprünün vergisini veriyorsun. Vergi vermek kötü bir şey değil ki. Evet, Sümerler evet. Zamanından beri geliyor bu vergi vermek. Tamam abi adam vergiyi topluyor kendini güçlendirmek için. Kendi oğlum, adam hani biz niye bak biz inkılapçılık ilkesini biliyor musun? Biliyorum. Ne? Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi. Evet. Modern çağa ayak uydurmak değil mi? Hani Avrupa'ya ayak uydurmak gibi bir şeye geliyor. Hani modern çağ ilkelerine ayak uydurabilmek için ülkeyi kalkındırmak lazım. Sen şu an 90'lar zamanındaki Amerika bile değilsin. O kadar düşük bir durumdasın. Oğlum biraz açın, çok araştırmayı seviyorsunuz, bari bunları da araştırın. Benim araştırdığım şeyler var abi. Benim araştırdığım şeyler var ama söylenmeyecek şeyler de var. Ya ne konuşsak fayda etmeyecek zaten, anladın mı? Güzel kardeşim hadi benim hadi ya. Hadi hani hadi. Cemal Süreyya da diyor ya hani... Ha? Ne söylesen ne değişecek ya, hani iki kelam söyle ne değişecek, anladın mı? Bak şu insanların haline, herkes hayattan bezmiş. Artık insanların yaşama sevinci kalmamış. Hani bir boş vermişlik edasındalar gerçekten. Evet. Hani ben anlayamıyorum. İki cebine iki para geçince tamam, insanların ihtiyaçları istekleri olabilir.
Buraya ben zaten kendi içimi, sıkıntımı dökmek için geldim, seninle konuşuyorum güzel kardeşim benim. İyilik yapmak çok zor. Gerçekten hani annelerimiz, babalarımız der ya bize, hani eskiden mi güzellik yoksa eskiler mi güzellik? Aslında eskiden güzellik biz. Gerçekten eskiden güzellik. Şimdi sen bu yola çık, tamam mı? İstediğin kişi, istediğin soruyu sor, istediğin cevabı alamazsın. İnsanların kafaları karışık gerçekten. İnsanlar bir yaşam mücadelesinde, hayat mücadelesinde. Şu kafadalar ya, şu zihniyet şu. İlk önce şu zihniyetten kurtulmak lazım. Ben senden ne koparabilirim? Abi şu zihniyetten çıkalım. Gerçekten şu zihniyetten çıkalım. Zihniyetimiz çok geri. Yaptığımız hal ve hareketler, aldığımız tavırlar, tripler falan filan. Ya bunları bir geçmek lazım gerçekten. İnsanı anlamak lazım. İnsanlar sizi anlamasını istiyorsanız insanları anlamakla başlamak lazım bu yola. Biz enflasyon karşısında halkımızı ezdirmedik. Ne düşünüyorsun? Kanki bu tarz konularda açık yorum yapmak biraz sıkıntı gerektiren şeyler. Hani düşünce özgürlüğümüz yok. Neden? Neden diye sorarsan sorunun aslına inersin ve ben iyice sıkışırım, sana cevap veremem. Hı. Şu an kardeşim sansürlemeniz lazım gerçekten suratımı. Suratımı gerçekten sansürlemezseniz çok büyük problem olur. Tamam. Düşüncelerini açık bir şekilde dile getirdiğin öyle zaman düşerse sen yargılanıyorsun kardeşim bu ülkede. Hani iyi ya da kötü. Mesela karşıt A partisinden birisini yargılıyorsun. Bu sefer B partisinden sana saldırı gerçekleşiyor. B partisini savunuyorsun. Bu sefer A partisinden sana bir saldırı gerçekleşiyor. Bu düşünceden bir çıkmak lazım. Amerika'da başkan önünden geçiyor, Amerika'nın başkanı, tamam mı? Orada milletten birkaç kişi ayak ayak üstüne atmış bekliyor. Başkana selam veriyor. Ayağa kalkıp önünü ileklemek ya da şöyle elleri şöyle, öyle bir pozisyonda yok. Sen kimsin oğlum? Ben seni seçtim diyor. Halk olarak biz seni seçtik. Senin önümüzde önünü ilikleyip bize hizmet vermek zorundasın diyor. Amerika'nın başkanına bu yapılıyorsa, bilmem neyin başkanına bu yapılıyorsa, bizim ülkemizde de artık bu girmesi lazım. Bazı şeylerin farkına varmamız lazım. Artık kafamızı toprağın içinden çıkarmamız lazım. Halkımızda çok büyük bir devlet saygısı bulunmakta. Devleti... Saygı olsun olmasın demiyorum. Evet. Saygı olsun. Çünkü onlar bizi yönetiyor. Onlar bizim birer resmimiz, birer fotokopimiz gibi bir şey. Çünkü Türkiye dendiği anda İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, eskiden Başbakan vardı, artık gitti, partili Cumhurbaşkanı oldu. Artık bunlar. Bizim halkımız pek fazla ön planda değil dış siyaset konusunda. Sadece siyasetçilerin dedikleri ön planda. Ya diyeceğim sözler bu kadar. Şeye gelirsen hani o bunun, yani bunun hakkında ne yorum yaparsın abi falan filan dersen, yorum yapamam. Az çok beni anlamışsındır. Az Anladım. Çok herkes birbirinin düşüncesini biliyor. Herkes kim ne düşündüğünü biliyor. Biz enflasyon karşısında halkımızı ezdirmedik. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Doğru mu? Halkın durumu ortada. Yani nasıl halk... yani? Şimdi ülkede orta direk diye bir şey vardı. O şu anda kalktı. Orta direk tabana indi. Orta direğin bir kısmı da yukarı çıktı. Orta direk yok oldu. Dolayısıyla Maliye Bakanı dedikleri tamamen halkın yaşantısıyla zıt. Yani zengin daha zengin oldu. Adamın diyelim 1 trilyonluk malı varsa 10 trilyona çıktı. Ama orta direkte diyelim adamın 5 trilyon borcu varsa bu ne oldu? 25 trilyona çıktı. Dolayısıyla fakir daha fakir oldu, zengin daha zengin oldu. Yani sokaklarda şurada burada insanlar diyor ki şunu yapıyor, bunu yapıyor, birçok şey yapabiliyorlar falan. Bunlar zenginleşmiş olan, bu ekonomik sıkıntıdan dolayı zenginleşmiş olan insanların oluşturmuş olduğu bir kalabalıktan başka bir şey değil bunlar. Halk, yani fakir halk yine fakir. Daha fakir yani. Doğru değil diyorsun yani. Yani biri o daha fakir. Halkı görmüyor. Bunlar zaten halkın isteklerine göre hareket etmiyorlar. Kendi parti geleceklerini düşünerek hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı talimatı ne olursa onu uyguluyor onlar. Cumhurbaşkanı partili olduğu için artık herkes partilidir mi demek istiyorsunuz? Evet.
Ya yaptıkları her şey partili şu anda. Yani şu anda ülkede insan hakları, ne bileyim siyasal konularda olsun, düşünce özgürlükleri hepsi sıfırlanmış durumda. Yani şu anda teokratik bir yönetimle idare ediliyoruz. Müzik.